Çok iyi, çok iyi. Gelsin bakalım, yine bir hayvandan bahsedeceğiz. Baba lakabıyla anılır, palamuttan iri bir balık türüdür. Palamutun büyüğü. İşte bilmem ki balık cinsleri. Palamuttan büyük. Hı hı. Baba nokta nokta. Harf mi alsak? Alalım. Alalım bir. Lakerdası olur. Tekir mi? Tekir yok, değil. Değil. Lakerdası olur. Palamuttan büyükse baya baba baba bir balık olmalı bu. Harf alayım. Alalım bir tane daha. Turna mı acaba? Turna. Değil. Mm-mm. O zaten tatlı sulu deniz. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha. Demek ki açıkçası artık çok zor bulunuyor zaten. O kadar büyütmüyorlar palamutu da. Gelsin bakalım bir tane daha. Uydur. Topik. Topik mi? Tosik. Tosik de değil. Devam. Torik. Torik, torik. 100 puan. Ah, hiç duymamışım. Ne yazık ki, ne yazık ki. Sürenin de neredeyse yarısını aldı götürdü. Evet. 2 dakika 23 saniye var. Oyalanmamamız tamam. Lazım artık. Son 5 harfli cevap. Küçük bir yardımım olacak size burada. Suçluyu yaptığı kötülüğü kendisine uygulayarak cezalandırma. Hani böyle göze göz, dişe diş, kana kan, neye ne? Alalım bir harf. Harf alalım. Bildiğiniz bir kelime bu, eminim. Göze göz, dişe diş, kara kan. Harf alayım. Buna bu. 2 tane S. Kısas. Kısasa kısas. 300 var. Hayatım, uzunca bir soru var elimde. İlk 6 harfli cevabın sorusu. Buyurun gelsin. Asosyalliği kabalık derecesine vardıran insanlar için kullanılır bu sözcük. Odasından çıkmıyor, misafire merhaba bile demiyor. Ne biçim çocuk bu? Nokta nokta mısın oğlum sen? Aslında bir hakaret sözü yani. Çünkü hayvanlar için kullanılır bu. Buyurun. Hayvanlar için kullanılır daha çok bu. Süremde gidiyor diye şey oldum. Ya, bayramda o kadar halanlar gelmiş. Bir git elini öp. Bir harf daha alayım. Buyurun. Ya kış uykusuna yatmış gibi. Bu nedir artık? Çık şu odadan. Harf alayım. Buyurun bir tane daha. Yabani. Yabani misin sen? Hallederiz. Benim hala umudum var. Çok az süre kaldığı için siz biraz ürküyorsunuz. Evet. Ama tatlı tatlı sorularım da var. İşte böyle evde izlerken hani süre gidiyor süre gidiyor şeyi. Ama oluyor işte burada olunca çok başka. Yaşanıyor böyle şeyler ama telafi de edilebiliyor. Mesela bakın bu bir ikileme. Çok basit bir soru bu. Bence cesaret edin patlatın. Direkt. Evet. Buyurun gelsin bakalım. Çok yazık anlamında kullanılan bir ünlem. Vah vah. Vah vah. Buyursunlar. Şimdi 7 harfli cevaplarda biraz böyle naftalinli kelimelerle haşır neşir olacağız. Dur bakalım buradan nasıl kurtulacağız. Gelsin ilki. Yazlık veya yazlık ev anlamında kullanılan... Sayfiye mi? Ne dersiniz? Sayfiye. Çok güzel oldu bu iş. Bakın çok daha rahatladık. İkincisi de öyle naftalinli ama bence sayfiyeden kolay. Bir bakın. Savunma ve koruma. Savunma. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir kelime. Savunma. Savunma. Mesela bir iddia makamı vardır. Bir de nokta nokta etmek. Yok. Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Harf alayım. Gelin bir harf alalım, evet. Bir ü harfi. Bir tane daha alalım. Alalım. Mı? Sonra durduralım ama. Beni savun, beni koru, beni nokta nokta et. Nokta nokta et. Bir daha cümle içinde böyle şey yapabiliriz ki. İsterseniz tez bile yazarım ama süre azalır. Siz bence şu F'ye odaklanın. Evet. Nasıl tek başladığını kelime, değil mi? Ses. Evet tabii ki. Nokta nokta etmek. Basit bir şey. Bildiğiniz bir şey bu. İlla ki kulağınıza gelmiştir. Savunma. Bence şu harflere odaklansanız çözeceksiniz onu. Savunma. F'den sonra 2 tane sesli harf var. 2 tane sesli harf ya. Var. Müdafaa.